Her peygamber ümmetini uyarmış. Yahudi geleneğinde ama bu uyarıdan kaynaklanmıyor. Yahudi geleneğinde Yahudilerin başına gelen felaketlerden kaynaklanıyor. Evet. Özellikle Babil sürgünü sırasında milattan önce 5. yüzyılda Yahudilerin Kudüs'ten Babil'e sürülmesi üzerine Babil'de diasporada Yahudiler bir söylem geliştiriyorlar. Bu söylem onları ayakta tutmak için adeta sürekli müteyakkız tutmak için geliştirilen bir söylem. Anlatabiliyor muyum? Bir teşvik söylemi. Evet. Evet. Bir teşvik söylemi. Bu söylemde işte Mesih ve Mehdi. Mehdi beklentisi. Tabii beklentisi. Unutmayın Eşratus Sa'a, kıyamet alametleri içerisinde onlar da. Ve tabii Deccal. Evet. Mesih'ten anlatılan yerde Deccal hemen çıkar önünüze. Evet. Süfyan. Süfyan çıkar. Ve benzerleri, rivayetler. Ve aslında burada düşman Deccal'la özdeşleştiriliyor. Kurtarıcı dost Dülsine ise Mehdi. Mehdi. Mesih ve Mehdi. Mesih ile özdeşleştiriliyor. Ve Yahudiler bu iki kutup üzerinden motive ediliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu benzer bir biçimde Hristiyan kültürüne de geçiyor. Hristiyanlıkta da görüyoruz. Hatta 2. yüzyılda Anadolu'da çıkmış Hristiyanlıkta Hristiyanlara ben Mesih'im diyen bir sahte peygamber görüyoruz. Evet. Çok ilginç. O maneizm. Evet. Maneizmin. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Gregory Ebu'l-Fereç tarihinde evet. Bunu görüyoruz. Evet, evet. Dolayısıyla bu tip Mesih hadiseler yani görüyoruz. İşte onlardaki Mesih inancı da buradan geliyor. İşte Çam falan yılbaşı hadiseleri. Kilise de bunu manipüle ediyor. Ciddi manipüle ediyor. Çünkü İncil'de de var. Yani mevcut İncil'lerde de alametler bahsi çok yaygın. Eyvallah. Eyvallah. Mesih beklentisi. Ve işte bu tip rivayetler bir biçimde İslam'a da giriyor. Çünkü İslam'ın doğduğu yerde bu iki inanç sistemi de var. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar var. Peki yani bütün hadis, hani o konudaki hadisler bu rivayetlerden mi müteşekkil? Hayır. Biraz önce söyledik ya Allah Resulü'nün teşvik olarak söyledikleri Mehdi çıktı. Mesela Mehdi hadisleri var mı hocam? Deccal, Süfyan. Deccal hadislerinin tamamı bu cümledendir. Deccal hadislerinin tamamı bu cümledendir. Mehdi hadislerine gelince bu konuda İbni Haldun'un görüşünün aynen fakirde iştirak ediyor. Bu konuda sahih bir rivayet yoktur diyen İbni Haldun mukaddimede İbni Haldun'a bendeniz de aynen katılıyor. Deccal rivayetlerinin tamamı bu kültürden bize gelmedi. Süfyan? Peki Süfyan zaten daha zayıf bir zayıf.